5. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 11 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 111. Ayrı 2. Sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır. Ayrı 3. Sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır? A. Yarar zarar fayda. B. Uzak yakın ırak. C. Yaş kuru ıslak. D. Doğal tabii yapay. Cevap D. İkinci aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildir? A. Kırım hanları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında hana ulaştık. B. Bizim kır evinde büyük bir kütüphane var. Ara sıra kır kokuları getiren bir rüzgar esiyor. C. Yarışmada iki kişiyi birden mat ettim. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mat olmuş. D. Gurbet ede başına bir hal gelmesin. Eline bir kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu. Cevap B. Üçüncü gece konaklamalı bir kamp, dinginliği ve huzuru bulmak adına mükemmel bir etkinliktir. Anadolu toprakları, bu etkinlik için son derece elverişlidir. Dört mevsim kamp yapmaya müsait dağlarımız, yaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahillerimiz var. Her türlü deneyim seviyesine uygun kamp rotalarımız sizleri bekliyor. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap A. Dördüncü aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? A. Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. B. Akıllı, söylemeden düşünür, akılsız, düşünmeden söyler. C. Kötülük her kişinin kârı, iyilik her kişinin kârı. D. Alçak yerde yatma, sel alır, yüksek yerde yatma, yel alır. Cevap B. 5. Onun kabiliyetli bir genç olduğunu hemen anlamış. Doğum günü için güzel bir hediye aldım. Trafikte uyarı levhalarına dikkat etmeliyiz. Bu sabah hastaneye çok erken gittik. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? A. İkaz. B. Armağan. C. Çabuk. D. Yetenekli. Cevap C. 6. Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara olmuştu. En son, dedesi ve babaannesi sağ iken köye gelmişlerdi. Çocuklar denize girip yüzmek için can atıyorlar. Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü. Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş seslisinin anlamı değildir? A. Derisini çıkarmak, derisini soymak. B. Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı. C. Doğuştan beri geçen ve yıl birimiyle ölçülen zaman. D. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın iz. Cevap D. 5. sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 11 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.